şöyle söyleyeyim ben size. Şunu net bir şekilde söylüyorum. Çok net bir şekilde söylüyorum. Ülkenin şu an bu durumda olmasının sebebi devlet büyüklerimiz. Devlet büyüklerimizin yanlış yürüttükleri uyuşturucuyla mücadele politikası. Üzülerek söylüyorum. Bugüne kadar Türkiye'de yapılan bütün uyuşturucuyla mücadele politikalarının tamamı yanlış. Bunu çok daha önce net yine defalarca söyledim. Onun için beni asacaklarsa buyursunlar assınlar. Başımla beraber hazırım. Sonuna kadar hazırım. Yaptığınız projelerle, programlarla nelere sebep oluyorsunuz biliyor musunuz? İnşallah bir gün birileri bunları duyar da gereken yerlere ulaştırırlar. Asacaklarsa da assınlar. Yani şu cezaevine mi atacaklar, buyursunlar atsınlar. Eğer milletime faydalı olacağım bir hizmet yüzünden gidip sürüneceksen başımla beraber. Zaten bir kere yokladılar. İkincisini de pekala kaldırırız. Biz doğru yolumuzdan şaşmayalım. Gerisi önemli değil. Ben eğer bu ülkeyi yönetmeye talip olmuşsam, eğer bu ülkenin herhangi bir kurumdan ekmek yiyorsam, eğer bu ülkenin, bu devletin, bu milletin başındaki bir insansam, bu şehrin valisiysem, bu şehrin kaymakamıysam, bu şehrin sosyal hizmetleriyle ilgilenen müdürüysem veya bu devletin sosyal, aile sosyal politikalar bakanıysam veya ben bu ülkenin gençlik ve spor bakanıysam, ben bu ülkenin sağlık bakanıysam, ben bu ülkenin İçişleri Bakanıysam, ben bu ülkenin Cumhurbaşkanıysam, ben bu ülkenin Maliye Bakanıysam, ben bu ülkenin Meclis Başkanıysam, ben bu meclisin içerisinde herhangi bir milletvekiliysem, ben bu milleti devlet adına yönetmek için bir hizmet başında duruyorsam ve bununla ilgili bir lokma rızık yiyip boğazıma götürüyorsam, bu kurumun vermiş olduğu kuvveti, kudreti kendi lehime kullanıyorsam veya sevdiklerim, ailem lehine veya dostlarım lehine kullanıyorsam veya devleti yöneten kişiysem, devletin 83 milyonundan da sorumluyum. Yani geçenki sohbette de söyledim, yine söylüyorum, 1000 defa da olsa 1000 defa daha söyleyeceğim. Edirne'nin Enes sınırından giren koyundan Zap suyuna düşecek koyuna kadar herkesi kontrol etmek zorunda. Herkesin sorumluluğu sırtımda. Aynı Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ali gibi. Aç varsa sorumlusu benim. Hasta varsa sorumlusu benim. Kötüleşen varsa sorumlusu benim. Devlet bensem sorumlusu benim. Mekanizma benim. Ağlayan anne varsa sorumlusu benim. Yüreği yanan baba varsa sorumlusu benim. Sızlayan bacı varsa sorumlusu benim. Üzülen birader varsa sorumlusu benim. Engellenemeyen uyuşturucu varsa sorumlusu benim. Tedavi ettiremiyorsan sorumlusu benim. Şunu çok net bir şekilde hepimiz biliyoruz. Amatemler başarısız. Amatemlerin başarısızlığının sebebi bu çocukların iyileşememesi. İyileşemedikleri için bu çocukların birçoğu cezaevinde. Bu çocuklar suçsuz yere üzerlerinde birkaç gram uyuşturucuyla yakalanıp baron damgası yiyorlarsa yine bunun sorumlusu ve suçlusu biziz. Bu devlet. Bu millet bu anlamda doğru bir şeyler yapılmıyor. Bu devlet derken devletin bireylerinden bahsediyorum. Devleti yönetmekte olanlardan bahsediyorum. Kontrol mekanizmasındaki zayıflık, denetim mekanizmasındaki zayıflık ve insanların korkuyla sindirilmesi var bu işin içerisinde. Aman İsmail konuşma, kafanı ezerim, sana FETÖ damgasını vururum, hapse attırırım muhabbeti var işin içerisinde. Aman İsmail sen doğruyu konuşma, ama tendeki şefler sana artist diyorlar, bak seni rezil ederler, bu adamlar profesör diyen insanlar var bu işin içerisinde. Aman İsmail ilaç lobilerinin üzerine fazla gitme, seni harcarlar. Onlar milyar dolarlık adamlar, kaç trilyon dolarlık adamlar, seni yok ederler, kıymaya çevirirler diyen insanlar var işin içerisinde. Aman İsmail konuşma. Bu işten rant elde eden özel hastaneler var. Uyuşturucu baronları var, seni yok ederler, parça fincik ederler diyen insanlar var işin içerisinde. Ama biz diyoruz ki topunuzla gelin, tüfeğinizle gelin, yargınızla gelin, neyinizle gelirseniz gelin. Hasbinallah. Hasbinallah, hasbinallah. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Biz doğruyu söylemekten kaçmayacağız. Çok net söylüyoruz. Evet, dün bir aile aradı. İsim vermeyeceğim. Abi karımı evde tutamıyorum diyor. Abi karım metamfetamin bağımlısı oldu. Abisinden öğrenmiş. Benim de haberim yok. Evimde tutamıyorum.
Dövemiyorum, karıma kıyamıyorum abi. Hadi vicdanınıza sunuyorum. Dün bir anne aramış. Kız çocuğu Antalya'da malum bölgenin yol kenarında maddeye ulaşabilmek için kızcağız hemşire ya. Hemşire kızcağız fuhuş yapıyormuş. Uyuşturucuya ulaşabilmek için. Evinin kapısına kadar götürmüşler kız çocuğunu. Polisin elindeyken kız bırakmış bana karışamazsın ben reştim deyip annesine resti çekip gitmiş polis. Biz karışamayız bundan sonrasına. Bizim görevimiz bitti burada diyerek kadıncağızı hıçkırıklar içerisinde bırakıp ağlatan bir düzenin içerisindeyiz. Hadi vicdanınıza soruyorum. Bir komutan, birçok komutan, asker adam çocuğu için aramış. İkiz çocuğum benim uyuşturucu bağımlısı. İsmail hocam ne yapacağız? Allah rızası için bir el uzat diyor. Yüreği yanıyor baba. Bu adam bu kafayla hangi nöbeti tutacak? Sizin vicdanınıza soruyorum. Hakim baba arıyor. İsmail ben insanları yargılayan makamdayım. Bunun gibi çocuklar birçok insan karşıma çıktı ve bugüne kadar yargıladım. İsmail oğlumdan dayak yiyorum. Bir çare. Hakim baba. Diyorum ki abi hukuk sizin elinizde işletin. Yasalar yetersiz İsmail içeri atamıyorum. Adam reşit. Adamı denetimi serbestlikle serbest bırakıyorlar. Adamı ilaçlarla serbest bırakıyorlar diyor. Şimdi öbür taraftan Amatem'e gönderdim mi abi? Gönderdim abi. Ne oldu? Hiç abi gitti ve süre ilaçlarla durdu geldi tekrar devam etti. Peki abi özel hastanelere denettim mi? Denettim abi. Ne oldu? Tekrar başladı. Abi çip taktırdı mı? Taktırdım abi. Ne oldu? 2 ay 3 ay ara verdi ama diğer maddelere kaydı. Tekrar başladı. E abi ne istiyorsun? İsmail benim çocuğumu kimse kurtarmak istemiyor galiba. Peki diyorum abi bundan o zaman reisin haberi yok, kimsenin haberi yok. Vardır nasıl olmaz diyor. Artık halk millet topluma karşı güvenini devletine milletine yani devlet büyüklerine karşı güvenini kaybetmeye başlamış. Yüz binler var. İnsanlar artık canlı yayınlarda nasıl uyuşturucu kullandıklarını bariz insanların gözüne sokabiliyorlar. O zaman bir şeyler eksik. Yasalar eksik. O zaman siz bir şeyler eksik yapıyorsunuz. Ya işi ehline teslim etmiyorsunuz ya yanlış yönlendiriliyorsunuz. Bakın hep söyledim. Cumhurbaşkanımızın da bakanlarımızın da ta ki genel müdürlük ta ki etik kurul seviyelerine kadar inen daire başkanları da dahil olmak üzere herkesin iyi niyetli olduğundan zerre kadar benim şüphem yok. Ama uyanmaları lazım artık. Açın gözünüzü ya. Açın gözünüzü. Psikiyatrinin ve psikofarmakolojinin boyunduruğundan kurtulun artık. Kurtulmanız gerek. Her gün gençlerimiz ölüyor. Her gün insanlarımız ölüyor. Her gün dünya kadar kardeşimiz zehirleniyor. Allah için açın artık gözünüzü. Açın gözünüzü. Siz bu ülkeyi yönetmeye talip oldunuz. Siz bu ülkeyi yöneten insanlarsınız. Kusura bakmayın Sayın Erdoğan. Kusura bakmasın Sayın Kılıçdaroğlu. Kusura bakmasın Sayın Bahçeli. Kusura bakmasın Sayın Akşener. Kusura bakmasın diğer vekiller. Eğer siz bu anneyi, ağlayan anneyi susturamıyorsanız, derdine ortak olamıyorsanız, eğer siz yüreği yanan babanın yangınını söndüremiyorsanız, eğer siz oğlundan dayak yiyen hakiminize çare bulamıyorsanız, eğer siz karısını evde tutmakta zorlanan insanın karısına veya kendisine destek olamıyorsanız, vicdanen sorumlusunuz. Bunun vebali sırtınızda. Bunun vebalini taşıyamıyorsanız bu işi yapmayın. Bu işi başaramıyorsanız yapmayın. Bu insanları yönetemiyorsanız yapmayın. Yapmayın oğlu yapmayın. Yapmadığınız gibi yapanlara bari saygısızlık etmeyin. Ama açın artık gözlerinizi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti psikiyatri lobisi ve ilaç lobisi tarafından kandırılıyor. Psikofarmakoloji lobisi tarafından kandırılıyor. Asacaksanız buyurun asın. Bu bir gerçek. Bu insanların ölümünün de vebali sizin sırtınızdadır. Bu insanların yok edilmesinin vebali sizin sırtınızdadır. Yüz binlerce, milyonlarca insanımızın antidepresan bağımlısı haline getirilmesinin vebali sizlerde. Artık uyanın. Uyanın Sayın Erdoğan. Uyanın Sayın Bahçeli. Uyanın Sayın Akşener.
Uyanın Sayın Kılıçdaroğlu, uyanın. Uyuşturucu bağımlılığı insan hayatıyla ilgili bir durumdur. İnsan hayatı siyaset üstü bir durumdur. İnsanlarımız her gün birey birey, aile aile, toplum toplum yok ediliyor. Siz düşmüşsünüz koronanın derdine. Uyuşturucu sizi yıllardır yok ediyor. Genç diye bir şeyiniz kalmayacak yakında. Bir an önce çare bulmazsanız perişan olacaksınız. Perişan olacağız. Ne savaşımıza asker bulabileceğiz, ne cihadımıza asker bulabileceğiz, ne yarın bir gün çalıştırabileceğimiz, arkamızı dayayabileceğimiz sağlam bir gençliğimiz olacak. Ordunuzun içerisinde bile dünya kadar uyuşturucu bağımlısı var. Polis teşkilatının içerisinde birçok uyuşturucu bağımlısı var. Toplum, devletin birçok kurumunun içerisinde birçok uyuşturucu bağımlısı var. İlla buradan konuşalım, illa bireylerle çatışalım mı burada? Ama artık yeter, artık uyanın ya, artık imdat. İmdat, gerçekten imdat. İmdat Türkiye batıyor. Uyuşturucudan batıyor. Size şaka gibi geliyor. Yok çok abartıyorsun gibi geliyor. Sadece benim telefonumda kayıtlı ki ben cezaevinden çıktıktan sonra yaklaşık 20 bin tane kardeşim var. Sadece bir insanın telefonunda. Yok Yeşilay'mış. Ayaktan neyini yapıyormuş Yeşilay? Yok YEDAN'mış. Hikaye. Yok bilmem... Amatenmiş hikaye, amaten üstüne amaten, bina üstüne bina dikiyorsunuz, hizmet, dünya kadar adam alıyorsunuz. Başarı yok, yok oğlu yok. Kandırılıyorsunuz, birileri bunun yanlış bilgilerini veriyor size galiba. Abone olacaksınız, herkes abone olacak. Bugünden sonra, bugünden önce yaptığım gibi gerçekleri gün yüzüne açık açık çıkaracağım, vuracağım. Sonu nereye giderse gitsin ya. Ucu nereye giderse gitsin. Canımı veren Allah, alacak olan da Allah'tır. Ben şuna kızıyorum. Nerede anneler? Bana telefonda ağlayan anneler nerede? Kurtarmak mı istiyorsanız oğullarınızı? Buyurun, abone olun kanallara. Buyurun sesinizi daha çok insana duyuralım. Buyurun hep beraber çıkalım Instagram'larda. Annelerle canlı yayınlar yapalım biz de. Adamlar cumartesi anneleri bilmem ne ayağına çıkıyorlar. Dünya kadar basını medyaya çekiyorlar. Sizin evlatlarınız tek tek ölüyor. Şurada kanı beş para etmez. İslam'ın emri çok açık ortada, ne yapmamız gerektiğini bildiğimiz LGBT'ler bile çıkıp dünya kadar eylemlerini yapıp haklarını savunabiliyorlar. Sizin evlatlarınız teker teker ölüyor. Annelere, babalara soruyorum. Cebinizdeki helal rızkınız kuruşu kuruşuna her gün akıp bu uyuşturucu tacirlerine gidiyor. Birçoğunuz evinizi sattınız kurtarmak için, borçlarını kapatmak için, özel hastanelere verdiniz, sağa verdiniz, sola verdiniz, umut kapısıdır diye. Susmanın zamanı mı? Konuşun artık. Artık konuşalım, konuşmanın zamanı mı? Devletimize karşı kesinlikle bizim bir isyanımız söz konusu değil. Devlet büyüklerimize isyanımız söz konusu değil. Ama biz psikiyatriye isyan ediyoruz. Ama biz ilaç lobisine, psikofarmakolojiye isyan ediyoruz. Artık yeter. Bunun çaresi var. Bir tane dahi ağrı kesici kullanmadan uyuşturucuyu bırakmak ve bıraktırmak mümkün. Denemesi bedava. Getirin 20-30 kişiyi. Sizin gözünüzün önünde iyileştirin. İyileşmelerine vesile olun. Sonra kendiniz gözün açın. Açın artık gözünüzü. Açın, milyonlarca lira Türk lirasını götürüp milyonlarca dolarınızı tedavi ediyorum diye buna yatırmanıza bile gerek yok. Sizin bir yılda harcadığınız bütçenin yarısıyla biz Türkiye'nin yarısını uyuşturucudan kurtarırız bağımlı kardeşlerimiz. Çünkü bağımlı demek suç demek. Bağımlı demek hırsızlık demek. Bağımlı demek saygısızlık demek. Bağımlı demek fuhuş demek. Bağımlı demek gasp demek. Şu an cezaevlerinde bulunan birçok kardeşimizin %80 uyuşturucu bağımlısıdır ya. Araştırın, görün sonuçlarını. Bizden daha iyi biliyorsunuz. Kurtaramadığınız gibi çocuklara bile ceza kesiyorsunuz. Daha küçükken bu çocuklar kurtulmuş olsaydı suça bulaşmadan hepsi çok rahat kurtarılabilirdi. Ama siz uyuşturucu kullanıp satan, 3 gram 2 gramlık uyuşturucuyu satan çocukları baron ilan ettiniz. Niye? Birileri iş yapıyor görünmek istediği için. Çocuklar çaldı, çırptı, bitirdi artık. Mecbur kaldılar böyle bir şeye bulaşmaya. Götürdünüz kilolarca, tonlarca uyuşturucu satan insanınla aynı cezaları yağdırdınız çocuklara. Niye kazanmadınız? Ne yapacak 20 yaşında içeri soktuğunuz genç? 35 yaşında çıktığında ne olacak? Bir daha girecek bu işin içerisine. Bir daha...